Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muzaffer Efendi Hazretleri buyurdular ki, meşhur Abbasi halifesi Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hatun, o kadar zahit bir kadın ki, kendisine zümrütler ile, yakutlar ile, zebercetler ile süslü paha biçilmez bir Kur'an-ı Kerim hediye etmişler. Şöyle açmış bir bakmış ki, estağfirullah. Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Zübeyde Hatun, sevdiğinizi vermedikçe sevdiğinize nail olamazsınız manasına gelen bu ayeti görünce karşısında duran cariyeye, madem ki sevdiğimize nail olmak için sevdiğimizi vermek lazım, öyleyse al bu Kur'an'ı sana hediye ediyorum. Çünkü ben bunu çok sevdim diyerek o paha biçilmez Kur'an-ı Kerim'i kölesine hediye etmiş. Zübeyde Hatun, Kâbetullah'a su getiren kadındır canlar. Bu yüzden Kâbe'nin sularına aynı Zübeyde denilmiştir. Zübeyde Hatun'u öldükten sonra rüyada görmüşler. Allah sana ne muamele etti diye sormuşlar. Af oldum ve cennete dahil oldum demiş. Elbette cennete girersin çünkü sen Kâbe'ye, Müslümanlara su getirdin demişler. Zübeyde Hatun, hayır, ondan dolayı girmedim. Cenab-ı Hak Kâbe'ye su getirmek için harcadığın parada milletin hakkı var. Fakat bir gece sarayda çalgı çalınırken ezan okunmaya başlandı. Sen ezana hürmetten hemen emir verip çalgıyı susturdun. İşte sen bu sebepten dolayı af olundun diye buyurulmuş. Efendi Hazretleri buyurdular ki, var seni kıyas eyle. Ezan-ı Muhammed'i okunurken radyonu, televizyonunu açma. Edep lazımdır. Ezanı Allah da dinlemektedir. Sen ezandan bıktınsa, ezan giderse yerine çan gelir. Çan giderse yerine kamçı gelir, sopa gelir. Onun için ezandan, yani Allah Celle Celaluhu'nun vahdaniyetini ve Resulullah'ın nübüvvetini ilan eyleyen, insanları felaha ve necata davet eden, Allah'ın davetnamesinden hoşnut ol ve çalgını edeben kapa. Seyyid-i Taife Cüneyd-i Bağdadi Kuddüsiye Sırruhu diyor ki, Bağdat şehrinin çalgıları ezan okunurken durmadı. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu Bağdat'a Cengiz afetini gönderdi. Cengiz geldi ve Bağdat şehrini yaktı yıktı. Baştan aşağı tahrip eyledi. Çünkü Bağdat halkı ezana hürmeti bırakmışlardı. Ezan okunurken çalgılarını çalmaya devam ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu kavmi Nuh'a sel gönderdi. Kavmi Muhammed'e ateş gönderdi. Evet canlar. Efendi Hazretleri buyurdular ki, vaktiyle Antep'te bir ayakkabı tamircisi varmış. Bu zat zahirde fakir, hakikatte sultan imiş. Ezan okunmaya başlayınca, ezana hürmeten elindeki işi olduğu gibi bırakmış. Bir gün her fani gibi onun da ömür sermayesi dolmuş. Tabuta koymuşlar, omuzlar üstünde götürürlerken yolda ezan-ı Muhammed'i okunmaya başlamış. Ezan duyulur duyulmaz tabut öyle bir ağırlaşmış, öyle bir ağırlaşmış ki taşıyanlar oldukları yere mıhlanmışlar. Ezan bitene kadar bir adım dahi atmaya
kadir olamamışlar. Ezan bitmiş, tabut hafiflemiş, kuş gibi olmuş. Ya Mevlam inşallah ezan-ı Muhammediye hürmetkar, ezan-ı Muhammediye hizmetkar olabilmeyi cümlenize ve cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.